Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın. Selamun aleyküm. Bonjour. Willkommen zu. Efendim artık meşrebinize göre hangisini alıyorsanız alın. Bizden Allah'ın selamını vermek kardeşim. Alıp almamak size kalmış. Ne dedin Pascal? Her türlü abi. Pascal sana bir şey soracağım. Sor baba. Şimdi ne alakası var diyeceksin sabah sabah ama. Bu banyo yaparken kürek kemiğin arasında avuç içi kadar bir yer oluyor. Oraya ulaşabiliyor musun hacı sen? Abi yok. Orası kırıyor. Aa, ben de ulaşamıyorum Pasko'ya. Kürek kemiğin arasına elim yetmiyor, ermiyor elim kardeşim. Abi o şey var ya, saplı bir şey. Neydi o? Fırça mı? Fırça. Ha. Evet, onu kullan. Ya Pasko, ben yıkanırken böyle saplı suplu şeyler kullanmıyorum. Kaygan zemin. Niye baba? Kaygan zemin diyorum ya, ortam sakat. Banyoda necis bir yer, cini oluyor bilmem nesi. Görünmez, kazaya çok açık bir ortam yani. İnsanın başına her şey gelir, Allah muhafaza. Ya Kadir be, sen de var ya, amatır saksın. Mevzuyu dağıtmayalım kardeşim. İşte Pascal, biz yıkanırken sırtınızda ulaşamadığınız o bölgeye bile nüfuz edecek. Bütün bünyenizde zerre kadar negatif bırakmayacağız. Negatifin boşalttığı yere de efendim dazır dazır pozitifi vereceğiz. Ne zaman? Bugün. Yani 30 Eylül Cuma günüsü. Vay be, koca Eylül'de bitirdin ya Pascal. Abi, yarısı tatildi ya. Hiçbir şey anlamadım. Yatma yuvalanma dönemi geçti Pascal. Artık hepimiz misak-ı milli sınırları dahilinde yaşayan herkesler ekstra çalışacak kardeşim. Büyük vartalar atlattık, sallandık. Performans yapmamız lazım artık memleket için. Performansta sorun yok, biliyorsun. Nereden bileyim ben senin performansını kardeşim? Aa. Herkesin performansı kendine. Ayıp ediyorsun. Sevgili vatandaş, sabahın köründe yatağından kalkıp beton ormanda ekmek parası kazanmaya gidiyorsun. Bicolar okula gidiyor. Size eşlik etmek için buradayız biz ya. Frekans falan değiştirme, gözünü seveyim bak Allah billah aşkına ya. Bak çok ağır da konuşurum, bak kalbini kırarım bak. Evet bak, tersimiz ters. Sinirimiz kötü. Bak şu andan itibaren kanal değiştirenin gece rüyasına Pascal girsin, hem bir de çıplak olarak. Ötesinde söylemiyorum, siz anladın. Girerim abi vallahi, karabasan gibi çökerim. Trafik cilesini çeken dinleyicilerimiz için helikopterden trafikçi Aydar'a bağlanacağız efendim. İstanbul için yol durumu alacağız. Aslında alacaktık, vazgeçtik. Niye dayı? Çünkü vatandaşa dedik ki Haydar'ı sizin şehrinize yollamamızı istiyor musunuz dedik. Bize tweet atın dedik. Ondan sonra takan olmadı affıyı. Yazdık bunu kenara. Ya Kadir, sen bu arara var ya, atarlısın ya, giderlisin. Hayırdır baba? Bilmiyorum Pascal, yaz bitiyor diye mi? Efendim yani ne bileyim, koca bir yaz geçti, bu güzel boş boş yatıyorduk. Bir dünya şimdi yine masraf olacak, kış geliyor. Yani bir agresyon oluyor tabii. Baba, tatlı tatlı yeminin acı acı demesi. Olacak mı? Olsun canım, olsun. Bir daha mı yaşayacağız be Pascal? Fazla düşünmemek lazım böyle şeyleri. Bravo, bak benim kafaya geldim. Tebrik ediyorum. Ben de kendimi tebrik ediyorum. Baktığın zaman başladığım yerle geldiğim yer arasındaki fark çok büyük Pascal. Maşallah te. Nazar değdirme kendine. Ben maşallah diyeceğim, sende de Pascal. Maşallah. Oğlum ne tükürüyorsun lan? Öyle yapıyorlar. Ya tütü diyeceksin, tükürmene gerek yok. Hafiften be abi, sen resmen lama gibi suratıma tükürdün lan. Allah. Twitter adresimizi ver vatandaşa Pascal. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın efendim. Allah rızası için be. Attın be abi. Abiler, ablalar, memlekete döneceğim. Tweetim mi yok ya? Neyse efendim, başlıyoruz. Herkeşlere hayırlı işler. İşiniz gücünüz rast gelsin. Tabancanızdan ses gelsin. Pascal, senin Instagram adresi neydi la? Benuma 21. Seninki Kadir? Benimki de Kadir Çopdemir. Oh. Instagram'da yine döktürmeye başladık yani. Bekliyoruz. Evet. Farkındayım canım. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe.
Pascal. Yes sir. Twitter adresimizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Seviyoruz, ölüyoruz, bitiyoruz tarzı tweetler. Efendim çok güzel, bizi gaza getiriyor ama gollük pasta bekliyoruz. El birliğiyle kalkındıralım programı. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın diyoruz efendim. Pascal, bir hava durumu alalım mı hacı? Alalım baba. Dilker abi mi? Ona mı bağlanacağız? Tabi ya, kim var? Ünlü meteorolog Dilker Yasin'e bağlanacağız. Hatta bağlanıyoruz galiba ve hatta bağlandık galiba. Dilker abi. İstanbul 500 evler Cizeppe Meazza stadından sevgiler, saygılar, Beşiktaş ile Feyenoord arasında oynanacak. Nereden çıktı lan bu kupa maçı kupasının final karşılaşmasında her iki takım da sahaya çıktılar. İlker abi, İlker abi, hava durumu için bağlandık size abi. Her yer soğuk, her yer serin, kutuplar eriyor, hava estiriyor, arada bir yağıyor, akşam arkanıza kalın bir şey alın. Top şimdi Gökhan İnler'e geldi. Yusuf Gökhan İnler'i karşıladı. Gökhan İnler kendine etrafında şöyle bir döndü. Yusuf yapma Yusuf, yapma Yusuf. Yusuf ne yaptın ya? Yusuf Gökhan İnler'in kaval kemiğine çift aldı. Gökhan İnler inim inim inliyor ve etrafına ağlar beyler ben size ne ettim der gibi melul melul bakıyor. Dilker abi, Talisca nerede? Kiralık katil. Oynuyor mu? Talisca şu an Benfica stadında sevgili Pascal. Orada maç yok ki abi, ne yapıyor orada Talisca? Katiller illaki cinayet işledikleri yere döner deyip oraya gitmiş. Boş statta haber gibi bekliyor. Ya Dilker abi, maç anlatıyorsun, bari doğru anlat ya. Top şimdi Şevşenko'da. Döndürmeyin Şevşenko'yu, döndürdüler. Vurdurmayın Şevşenko'ya, vurdurdular. Top üst direğin üstünden taca çıktı. O nasıl oluyor abi ya? Pascal yorma kendini kardeşim, bırak anlatsın. Buna biz mukayyet olamayız. Anlat abi, anlat. Top şimdi Larabella'da. Ha, o da geldi. Oh. Larabella kapalı türbünün karşı tarafındaki açık türbünü geçince sağdaki ilk korner direğinin oradan topla ilerliyor. Onu karşılayan Şikertel. Oo, Şikertel Larabella'yı acayip şikertti. O ne demek ya? Kadir, Şikertel niye? Ne bileyim, anlatıyor işte. Ne demek o abi? Çok sert bir foul yaptı. Larabella bacağını tutarak yerde dolanıyor. Hakem oyna dedi. Larabella kalktı. Damat havası oynuyor. Güzel de oynuyor. Larabella şu anda çifte telliye geçti. Zargana gibi kıvırıyor. Yok böyle bir şey. Bu arada maçın hakemi Rusya Federasyonu'ndan Ivan Divan denen, kendisi aslında trafik polisi ama etkili tanıdıkları olan bir alkollü sürücüye ceza kestiği için Sibirya'ya sürülmüş. O da böyle işi deyip hakemliğe başlamış. Evli ve 3 çocuk babası. Çocuklardan ikisi anaya, biri dayıya çekmiş. Ya Dilker abi, yani senin ne anlattığını, hangi maçı anlattığını anlamıyoruz abi. İler tutar bir şey söyle, gözünü seveyim ya. Dilker abi, Beşiktaş maçı anlat. Kaleci Tolga kale atışını kullandı. Top barajdan geri döndü. Gol oldu. Yapma Tolga, yapma bunu. Abi out atışından nasıl oluyor da top barajdan dönüyor? Tolga'nın bir böyle gol yemediği kalmıştı. Onu da yedi. Ah Tolga, vah Tolga. Bu çocuğa bir kurşun döktürmek lazım. Top şimdi Larabella'da. Kayer ileride top istedi. Larabella topu koşu yoluna attı. Kayer koşu yolundaki topu almak için Kadıköy Bostancı dolmuşuna bindi. Şoföre kaptan şuradan bir koşu yolu alsana diyerek 100 lira uzattı. Şoför o ne be kardeşim, bozuk yok. Dolmuşa biniyorsun, paranı bozdursana. Bundan başka İstanbul yok diyerekten fırça atınca Kayer Fenerbahçe ile bütün ipleri kopardı. Abi biz de koparalım ipleri. Tamam Dilker abi, görüşürüz abi, görüşürüz. Larabella penaltı atışını kullanıyor ve offside. Larabella penaltıyı atarken offside'a düştü. Ağlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Tanju ve Frekan. Kimleri kaldık ya? Kaldı. Aragaz. Eli işte gözü oynaşta olan program. Pascal. Geldi hocam. Ve işte o an geldi. Ay, şiir mi? Şiir. Ay, ay, duygu ay, tosarmasının ay, zirveleri. Hisse duyguların zonk zonk kalbimizi zonkladığı mısralar. Akros dişlerin uyakların. Ay. Ruhumuzu erleng trünk çarpmış gibi titrettiği. Rakip forvetle birebir kalmış kaleci Tolga gibi duygu kastığımız o büyülü anlar, şiir anları. Kadir sen mi yazdın? Hayır. Posta gazetesinin yurdumun şairleri köşesinden arakladım. Büyük bir halk şiirini arz edeceğim. Yani duyguya boğulmazsanız yemin ediyorum ben adam değilim. Yani hislere gark olacağız. Ya Kadir, şiir diye diye ömrümü yedin. Vallahi abi ya. Sanat insanı tokatlar Pascal.
Eğer bir resmi gördüğünde, bir melodiyi duyduğunda, bir heykele baktığında derinden sarsılmıyorsan o sanat manat değildir. Çok affedersin Pascal, laf meclisten dışarı, ben öyle sanat. Özür dilerim, sanat bahsinde böyle sözler sarf ettim. Evet evet, yapmasın. Neyse, tatavayı bırakalım da şiire geçelim. Halkımız şiir bekliyor. Yapıştır abi. Ver fon müziğini. Gel ya, o iş bende. Sen başla. Efendim, şairimizin adını göremedim. Soyadı Satır. İstanbul'da yaşıyor, 60'lı yaşlarda. Fotoğraflardan öyle anlaşılıyor. Satır abi, ne yazmış bunu? Yurdumun Şairleri, Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairlerinden Satır abinin şiirinin adı Görürsün Sen. Ah. Ev, bark, çoluk, çocuk derken, hayat şartların binerken sırtına. Örekesini göreceksin bir şeylerin ererken muradına. Bir de düşmüşse şansına dırdır eden bir kadın. O zaman yandın ki çok yandın. Of, of. Şair devrik cümlelerle elde ettiği anlatım zenginliğini bize yansıtıyor. Pascal, sanat bu. Efkar basın baba. Bozma duygunu. Duygunu bozma, devam ediyorum. Ben anlatıyorum. Hayitalıktan, çapkınlıktan keseceksin alakayı. Sigaradan, alkolden kurtarmışsan yakayı. Ufuksuz, tepkisiz bir robot olmanı isteyecekler. Arkadaş denen asalaklar yakandan düşmeyecekler. Ah, gönlüme efkar bastı be. Gerçek bir hayat şiiri. He. Vallahi, bu ne be? Nihayet, nihayet. Kazma sapı, nihayet. Anladın, sanatın zirvesi bu. Toplumcu bir şiir. Diyor ki, devamla. Bir yandan hain zaman hükmünü sürecektir. Hem dişini sökecek, hem belini bükecektir. İstediğin kadar oku fakülteleri, sonunda sen de olacaksın düzenin askeri. Vay be. Nasıl buldun Pasko? Ama sanat bu işte. Şimdi vallahi bak, bu şair, bu yurdum şairi, Posta Gazetesi şair. Satır abi. Satır abi, imbikten süzmüş, sen et süzgecinden geçirmiş, damıtmış, bize sokalıyor. Pascal. Ne yapıyor? Neyse yani. Ara razı olsun valla. Elini sağlık dayı. Bana böyle şiirlerle gel. Hadi dikkat edin. Yavrum, sanat beni yaşatan bir şey Pascal. Ekmek su gibi yani. Sanatsız bir Kadir Çöpdemir bir an düşünemiyorum ya. Yani. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Pascal. Kadir. Şu an stüdyomuzda kim var? Esber Hoca geldi. Hanımlar beyler, ünlü ekonomist, finans danışmanı Eşber Siftah Hocamız stüdyomuza teşrif ettiler. Eşber Hocam, hoş geldiniz. Canım hocam, hoş geldin. La ne yapıyorsunuz la, gömer sürüsü, iyi misiniz, hoş musunuz, var mı böyle müdahale etmemiz gereken yaramaz bir durum? Kadir, yerim. Sayende iyiyiz Eşber Hocam, ömrünüze duacıyız, ömrünüz bereketli olsun. Hocam, Allah senin var ya, başımızdan eksik etmesin. Allah'ınızı severim sizin, kardeşlerim sağ benim olun, ya. Sağ olun, sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Eşber hocam, genel olarak dünya ekonomisinin durumundan başlayalım mı? Nedir durum hocam? La oğlum, sen ne yapacaksın la bütün dünyayı? La senin kendi dünyan ne kadar? İşte evden işe, işten eve hocam, şişti bostancı. E kardeş, sen o kadarla ilgilen ya. Ya bütün dünyayı ne yapacaksın kardeşim ya? Evet Kadir, doğru söylüyor. Eşber hocam, haklısınız. Tamam neyse, onu geçelim hocam. Peki bu dolar artacak diyorlar, siz ne diyorsunuz? Kardeş, dolar şu kadar olacak, bu kadar olacak diyenler var. La onların ta ne koyayım ben yegenim ya. La oğlum ben ne diyeyim lan, ne diyeyim. Dolar gibidir kardeş. Tokunursan çıkar, ellemezsen iner kardeşim. Ama hocam ya, hiç bilimsel konuşmuyorsun. Hakikaten hocam, mesela Forex'çi dinleyicilerimize bir tüyo verebilir misiniz? Bilimsel işçisiniz değil mi kardeşim? Lütfen hocam. Hadi hocam, hadi. Geliyor kardeş, bilimsel. Bak sıkı durun, açın kulağınızı, iyi dinleyin kardeşler, Forex'çi göbeler. Bak, bay yapacaksanız pazar gecesinde kaplı açılış yapacak. Pazar gecesi girmeyin bak. Yeni gelin gibi atlamayın hemen öyle dolara. Bekleyin. Pazartesi biraz ortalık şöyle bir durulsun kardeşim. Pazartesi sabah yüklenin. Benim gibi böyle selde ters kaldıysanız aynı şekilde pazartesi minimum zararda kol kesin kardeş. Birkaç gün böyle top to top gitme ihtimali bir hayli yüksek. Bak pazartesi sabah, hatta kardeş öğleye doğru baya geçip kardeş zararı telafi edersiniz. Anladınız mı la göbeller? Vallahi hiçbir şey anlamadım ben hocam.
Anlamazsın kardeşim. Vay niye? Çünkü şekille izah etmedik ondan kardeş. Her zaman söyleyeyim, iktisat şekille, grafikle anlatılır ya. Kadir aç bakalım kardeş gömleğin üstten üç düğmesinde. Gömleğin üstten üç düğmesini açıyorum değil mi hocam? Evet yeğenim aç bakalım. Buyurun hocam açtım. Pascal şimdi sok elini Kadir'in gömleğinden içeri. Dolaştır elini Kadir'in göğsünde. Peki hocam. Nasıl? Kıllı hocam. Evet kıllı döş, anladınız mı? Benim döşümün kıllı olmasıyla Forex'in ne alakası var Eşber hocam ya? Kardeş Forex de böyle kıllı güçlü iştir yeğenim ya. Böyle 3 kuruşu 4 yapacağım diye bu Forex işlerine girilmez. Böyle maaşlı aylıklı adam borsadan Forex'ten uzak duracak yeğen, anladınız mı ya? Vay hocam büyük nasihat bu. Peki hocam tamam Forex'i bırakalım. Dolar konusunda netleşebilir miyiz? Bilimsel mi netleştireyim yeğenim? Bilimsel olsun evet evet. Kardeş şimdi bu dolar bir süre böyle yüksek beklenti içinde değil. Dünyada böyle faizin düşük olması falan filan yabancı yatırımcıyı böyle gelişmekte olan ülkelere yatırıma yönlendiriyor kardeş. Tabi dolar da yakın süreçte böyle yüksek kazanç vaat etmiyor kardeşim. Birkaç ay önceki beklenti doların yıl sonunda 3.25 paritesini aşmasıydı ama kardeş gördüğümüz kadarıyla yıl sonuna kadar bunu aşamayacak. Bunlar ancak böyle anlık yükselmeler olarak değerlendirilebilir kardeş. Hocam merkez müdahaleyi çekmiş öyle diyorlar. Kardeş en basit tabiriyle arz talep dengesinde Merkez Bankası piyasaya arzı artırarak talebi dengede tutmaya çalışır. Yani öyle bir günde dolar 4-5 lira falan olmaz. Olur diyeniz doğru diyor Kadir. Hocam sakin. Kardeş diğer yandan bu piyasaya yapılan müdahaleler geçici çözümlerdir ya. Ya Merkez Bankası'nın döviz stoğunu eritir. Yarın bir gün ciddi bir sallantıda atacak mermi piyasaya dolar arzı kalmadığında krizin boyutu böyle daha da derin gol gibi olur. Vallahi billahi kısa vadede de 2.95-3.05 aralığında gezeceğini düşünüyorum ben bu doların. Anladınız mı oğlum? Vallahi süper anlattınız hocam, ben anladım. Hocam ben bile anladım vallahi. Aferin, congratulations kardeşim. Oğlum iplikçi karının gibi böyle bır konuşturdunuz beni. La oğlum ağzım kurudu ya. Şöyle köpük kustuk oğlum, burada şöyle sıcak bir çay, şöyle bir limonlu eşki şöyle bir şey verin de böyle vücudumuza bir vitamin girsin ya. Hocam o iş bende. Sana var ya denleme çay gidiyorum. Hem de kaçak çay. Allah'ını severim Araboğlu, yaşa. Kadir sen ne diyorsun, bu Feyenoord Ajax maçı var ya. Üstü oynayalım hocam. Çok sürprizli oynayın Kadir'im ya. Tutarsa hocam iki katı kupon, ne yapacaksın? Hadi bakalım hayırlısı olsun. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Kadir. Bir dinleyici sorusu var. Hemen baba. Ver Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kenan Ekrem diyor ki. İki kişi mi? Yok yok, tek kişi ama iki isimli yani. Anladın? Soyadıyla beraber üç. İsraf ya. Gerek yok. Bence de Pascal. Neyse soru şu. Kadir abi, Pascal abi, ben gizemlere meraklıyım. Dünya dışı varlıklar, paranormal olaylar. Siz bu konuda çok bilgilisiniz. Bazı gizemler konusunda bizi aydınlatın. Mesela piramitleri kim yaptı diyor. Pascal söylesene, kim yaptı piramitleri? Koçum senin ya çok vaktin var ya da çok paran var. Takma kafanı. Sana ne? Pascal çok doğru bir şey söyledi. Gizem, mizem, spiritüalizm, bunlara kafayı takarsan balatayı yakarsın. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Kuzey ışıklarına kafayı taktı. Ne taktı? Kuzey ışıklarına. Dizi mi bu? Ne dizisi abi? Abi dizi adı gibi. Kuzey ışıkları. Abi kuzey kutup dairesinde yeşil floresan renkte ışıklar oluşuyor. Evet. Dans eder gibi. Onlara taktı kafayı çocuk. Buldun mu bari? Yok ama biz onu evinde oturmuş yeşil floresan lamba yerken bulduk. Kafayı yedi çünkü. Ya hiç gerek yok kardeşim. Hiç gerek yok. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Gelelim Kenan'ın sorusuna. Soru neydi Pascal? Piramitleri kim yaptı? Vallahi yüzyıllardır tartışılıyor bu. Kimleri diyor, o devirde insanların böyle bir teknolojisi yoktu, uzaylılar yaptı. Olabilir o. Yani olamaz diyorum ben, olabilemez. Şu anda gerçeği açıklıyorum. Piramitleri kim yaptı sorusuna kesin cevabı veriyorum. Ve bu tartışmayı tarihin tozlu sayfalarına kaldırıyorum. Piramitler nerede abi? Mısır'da baba. O zaman piramitleri Mısırlar yaptı abi. Abi bu ne ya? Çok mantıklı. Vallahi abi. Tabii abi. Mısır'daki piramitlere gelip de Honduraslılar yapacak değil ya. Mısır'daysa Mısırlar yaptı. Efendim? Yani teknoloji evet müsait abi. Değil. Uzaylılar yapmıştır diyor. Saçma, saçma. Niye saçmalık olsun? Ya sen uzaylı olsan, gelişmiş bir zekaya sahip olsan, kendine galaksinden milyar ışık yılı bir yere gidip
amelelik edip taş taşıyıp piramit diker misin acaba ya? O da doğru. Uğraşmadım vallahi. Hem o devirde piramit yapacak teknoloji yok diyenlere sesleniyorum. Ne biliyorsun kardeşim? Evet, vardı belki. He? Yani gördün mü? He, sen akıllısın da o devrin Mısırlısı gerçek mi yani? Adamlar evet. Jüpiter'in takvimini çıkarmış ya. Dünyanın çevresini hesaplamış kardeşim. Üç tane taşı üst üste koymayacak mı? Ha? Değil mi? Dangoz spor. Kime diyorsun baba? Ya piramitleri Mısırlar yapmış olamaz, uzaylılar yapmıştır diyorlar ya. Ya insanları böyle küçük görmekten vazgeçelim. Yani bu tartışmayı burada bitirelim. Piramitleri Mısırlılar yaptı. Okey, tamam. Yani bundan 1000 yıl sonra 3. köprüyü Türkler yapmış olamaz. Uzaylılar yaptı deseler gücüne gitmez mi hacı abi? Kadir, biz yapmadık ki. Japonlar yaptı. Kardeşim biz de beraber yaptık. Bilmiyorum onlar da Japonların şeyi var. Neyse, yani Japon'a da verdik. Onlar da sever böyle işleri. Okey. Okey abi. Hem ayrıca zaten günlük hayatın basit gizemleri bana hep daha büyüleyici geliyor Pascal. Ne gibi baba? Örnek ver bakayım. Mesela orta öğrenim yıllarında okuduğum her sınıfın tavanında illa bir ayakkabı izi vardı. Ya sınıf tavanında lastik ayakkabı izi. Onu kim niye yapar? Neden yapar, nasıl yapar, niçin yapar? Bak. Kadir, bizim okulda da vardı. Vallahi abi. Evet ya. İşte buyur abi. Paris'te de varmış. Beyinler miner bir gizem. Bunu çözelim. Sonra bak mesela gündelik hayatın ikinci bir gizemi. Evlenen kadınların evlendikten birkaç ay sonra saç renkleri niye illaki bir evlendim sarısına dönüşüyor? Yani durup dururken saçı siyah da olsa evlendikten bir süre sonra kadın saçı evlendim sarısı denen bir özel bir renk oluyor. Neden? Neden? Abi bir dakika. Bu konuyla ilgili benim teorim var. Ama söylemeyeceğim. Ayıp olur. Bence de söyleyeyim. Buyurun işte size daha gerçek, hayata daha dokunan iki gizem. Bunları çözmeye uğraşalım. Yok uzaylılar, piramitler falan, bunlarla vakit kaybetmeyelim kardeşim. Kadir, dinleyicileri yollasın. Süper fikir. Sizin de neden diye merak ettiğiniz günlük hayattan basit gizemler varsa yaz kardeşim. Aydınlatalım burada. Efendim, ver Twitter evet. adresimizi. Her türlü. Ver Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir bitmiştir hacı abi. Bitmiştir. Tabii abi. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Efendim bro. Fransız magazin basının büyük bir iddiası gündeme bomba gibi düştü biliyorsun. Ne demişler? Benle mi alakalı? Ha? Vallahi arkadaşız abi. Kiminle? E senle. Lan Fransız paparaziler senle beni nereden haber yaptılar hacı abi ya? Kadir, bu aralar var ya, hayatında bir sen varsın. Vallahi o yüzden. Hakikaten senin bir şaftın kaydı la Pascal. Kış gelince böyle saç uzat. Ondan sonra soğuk senin beyinle ne yapıyorsa bir düşüncelerin de üşüyor senin bence. Kafa taslayınca galiba senin ha usta? Benim kafa var ya beton gibi. Tafarele sor. Reklam yapma, reklam yapma. Şimdi Fransız magazincilerin iddiasına göre Barack Obama ile Beyoncé arasında ilişki varmıştı. Nasıl ilişki? Nasıl ilişki? Vura vur ilişki diyelim de sen anla. Anladın? Abi ben sana dedim. Bu Obama dedin. Delikanlı değil. Çakmaz önce. Ensesine bak. Ne yazıyor? Ne bileyim lan sen. Sen söyle ne yazıyor? Ben görmedim bu Barack'ın ensesini. Ha, trademark Singapur. Ha? Afrika nerede? Alakası yok. Ya delikanlı zenci karısı da aldatmaz. Abi ben buna gülmek istiyorum. Şimdi bunu söyleyen de Pascal olunca neyse gülmeyeyim. Yani aslında şöyle düzelt. İnsan olan eşini aldatmadı. Ama Barack Başkan'ı bir arayacağız öğreneceğiz bunu. Bak açık söyleyeyim Pascal öğrenmemiz lazım. Ay benim meşilim ya. Zavallı ya. Ne kadar üzülmüştür. Bana bak sakın teselli meselli ayağına WhatsApp'tan yürüme kadın ha. Ortalığı daha fazla karıştırma. Ya evli kadın be. İşim olmaz. Rahat ol. Ya bilmez miyim? Arıyorum bana arıyorum. Aha da çalıyor. Çalıyor. Alo. Mr. President Barack'la mı görüşmekteyim? Selamın aleyküm Hacı Barak. Ben Hacı Çöptemir. Sağ ol var ol yeğenim. Estağfurullah gözlerinden öperim canım benim. Ha Pascal da burada çok selam söylüyor canım. Ne selamı be? O nasıl yok? Ne? Yapma ya. Ne diyor? Abi diyor o kadar moralman bozuyum ki diyor. Pascal devesiyle bile uğraşacak halim yok dinle yani diyor. Çakma zenci. Zencinin yüz karısı. Pascal çok özür diliyorum. Hı? Biliyorsun ben rasist değilim. Ama yani bu zencinin yüz karası lafı biraz saçma olmuyor mu baba? Evet abi. Ben de söyledim fark ettim. Ee? Saçma oldu.
Alo Baran. Biz bir şey duyduk yavrum sen için. Diyorlar ki Barack Obama Beyoncé'la tıkılıyor diyor lan. Ha? Fransızlar doğru mu? Tıkılıyor mu la Beyoncé? Ya bırak Kadir ya. O kim? Beyoncé kim be? Beyoncé'na bakar mı? Yani Beyoncé tıkılıyor derken yani Beyoncé'nin gönül köşkünün kapısını tıklatıyor. Yani gönlüne girmek istiyor manasında. Evet. Evet. Allah Allah yapma ya. Ne diyor? Ya Kadir abi diyor sen yabancı değilsin diyor. Bu Beyoncé'nin diyor yeğeni diyor öğretmenmişti diyor. 3 yıldır atanamıyormuştu diyor. Oğlum diyor atama işini halleder misiniz diye geldi bu bana diyor. Oturduk diyor. Sahilde restoranda balık yerken diyor onu konuştuk diyor. Balıklar gelince Beyoncé dedi ki diyor. Ay ben balığın kafasından iğreneyim kılçığını da hiç ayıklayamam dedi diyor. Ben de diyor Beyoncé'nin balığın kafasını ayırıp diyor kılçığını temizledim diyor. Bir lokma balığı Beyoncé'nin ağzına verdim diyor. Ne vermiş Beyoncé'nin ağzına? Balığı. Ne balığı? Ay nereden bileyim Pascal soralım. Alo Baram ne balığı verdin sen Beyoncé'nin ağzına? Ha palamut. Pascal Barack Beyoncé'nin ağzına palamut vermiş. Yalan söylüyor. Vallahi abi. Parmut kafasını gelmez. Bravo Pascal. Sherlock Holmes gibi adamsın lan. Alo Barak'ım bize de mi lolo lan ha? Bir kere palamutun ızgarası güzel olmaz. Çünkü daha palamut yağlanmadı. Ayrıca kafasıyla gelmez palamut. Ne demek o? He mezgitti. Lan ne balığı yediğini bilmiyor musun ya? Abi soruyorum sana. Yalancı bu. Alo Barak'ım bak şimdi. Sen evli barklı adamsın. Diyelim ki kötü bir niyetin yok. Tamamen iyi niyetlisin. Niye de evli barklı adam, evli barklı bir kadınla sahilde bir restoranda baş başa balık yer mi ne ya? Hadi yedi diyelim, elleriyle balık yedir mi ya? Ya kimi kandırıyorsun sen ya? Ne dedin? Hayda. Ne diyor abi? Evlat sevemez mi abi diyor. Terbiyesiz edepsiz. Şarlatan. Ya kardeşim balık yedireceksin. Al karnını götür güzel bir yerde balık yedir. Onun balığını ayıklayıp ağzına ne veriyorsun? Ne el alemin karısının ağzına veriyorsun? Balı. Bravo Kadir. Konuş Kadir. Ya arkadaşım bu oval ofisin havasından mıdır, suyundan mıdır mı? Oval ofise girende bir sevişkenlik peyda oluyor ya. Alo. Evet. He, bak pilav daha çok su kaldırır söyleyeyim bak Barak. Bak bir yalan uydurmuşsun. İfadende büyük boşluklar var. Biz fikri takip sahibi insanlarız. Beyoncé ve kocası Jay-Z ile de bu konuyu görüşeceğim ben Barak. He. Ama senden bekleme. Ne yapacağım dedin? Grup toplantısı mı? Ne diyor abi? Abi diyor bir grup toplantısı yapıp her şeyi açıklayacağım grup toplantısında diyor. Abi ya bu adam olmaz. Baksana ya. Ağla grup diyor. Oğlum sen de her şeyi tersinden anlıyorsun. Yani grup toplantısı derken arkadaşların herhalde toplayıp yani şey yapacak yani. İlginç geldi bana. Alo Baram şimdi sen kapat. Git papazına günahını çıkar. Affını dile. İşi düzeltmeye çalış. Hadi yavrum hadi. Bu saçma telefon konuşması da bir işe yarasın. Hadi canım. Bravo Kadir. Ne yapayım kardeşim ne yapayım? Her zaman düzgünlük, her zaman dürüstlük ya. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Efendim abi. Dinleyici sorusu var. Oku baba. Neydi Twitter adresimiz? Pascal Askizgi Kadir. Bir de combo yap. Askizgi. Evet Ali Oğuzhan diyor ki Kadir abi diyor eskiden formülada test pilotluğu yaptın ve dünya hız rekorunun sende olduğunu niye bizden yıllarca gizledin? Vay. İşte hayatımın gizli kalmış bir sayfası daha ortaya çıktı Pascal efendim. Hadi lan F1 test pilotu sen. Tabii abi. Pascal formülada test pilotluğu yaptım ben. Kimlere yaptın? Mesela bak ben sana söyleyeyim Michael Schumacher. Bana ne? Çok hürmet ederdi. Kadir abim hastayım senin vites atışına derdi bak. Ya Kadir F1 arabası bu. Vites ne işi var? Ya F1 arabalığına şık şıklı minibüs vitesine ilk ben taktırdım ya. Ama yok. Ya çok kaza kırım oldu be. Epey bir telafat verilince vitesi düğme şeklinde yaptılar direksiyona koydular. Mesela bak ben rahmetli Ayrton Senna'la da aynı tertibim ha. Anla aynı zamanda. Yani. Ayrton Senna. Efsane mi? Çok hakikatli çocuktu rahmetli. Beni görünce ne haber tertip derdi. Ben de sağ ol devrem derdim. Kadir'im bugün türbün antilop gibi kızlar yermiş. Çok güzel sinyal aldım. Çıkışta kayıp olma. Beraber Honduras'a takılacağız derdi gülüşürdük. Senna böyle mi konuşuyordu? Böyle konuşuyor. Geliyordu bazen. Hadi pisti ısıt Kadir'im kurbanlı olurum diyordu. Çıkar pistte iki döner biraz lastik yakardım.
Güzel bir arkadaştır. Yoda yaşatacağım seni Kadir'im. Rio Karnavalı'nda yardıracağız sabaha kadar. Vuracağız Honduras'ın beline. Hongo'da Hongo'da derdi. Toprağı bol olsun. E Kadir, formülanı niye bıraktın? Çok bozuldu be Pascal. Pistler it kopuk dolu. Yani öttürücü, bağırttırıcı, egzoz taktıran mı dersin? F1 aracını çok yakıyor diye dizel otomatiğe çeviren mi de? Ya dizelin otomatiği olur mu kardeşim? Amele misin diyorsun? Sıkıntı yok dayı, sıkıntı yok diyor. Baba. Kadir, yarış araba neyi katırmadın? Niye test pilotu? Şimdi şıkları kaydırmışım. Son testte 0 çektim, elediler yani. Hadi lan, doğru sallanan. Nasıl sallayayım lan Pascal? Anca bu kadar sallanıyor. Sıkıysa sen salla. Kardeşim ben şöhreti futbolda yakalamıştım. Neyi sallayacağım sana? Hepsi gerçek bende. Sen niye yorumcu olmadın Pascal? Abi, yorum edecek futbol Türkiye'de yok. Vay, ama bu beyaz futbolu tek geçerim Pascal. Evet abi, çok komikler ya. Hastasıyım. Beyaz futbol ekibiyle film çektik biliyorsun. Adam mısın diye bir film. Çok da makara bir iş oldu. Bu aralarda galiba fragmanı dönüyor. Ama yani fragmanda çok gözükmüyoruz ama olsun, güzel eğlenceli bir film oldu. Daha milleti ayıktırdım. Ya Kadir ya. Senin ihtiyacın var mı? Yok tabii de, neyse. Güzel film oldu. Kasım ayında vizyona giriyormuş kardeşim. Ertem Şener var, Ahmet Çakar var, Abdülkerim Durmaz var, Rasim Ozan var, işte biz varız, Ceyhun Yılmaz var. Filmin adı da Adam Mısın? İzleyelim yani, eğlenceli film, eğlence vaat eden bir film. Geray'ı çağırsana, geliriz. Ya aile, ama sonra sen bilet al, filmi seyret, bir faydası olsun. Boş mezar bulsan gireceğim Pasko'ya. Allah korusun. Allah gecinden versin kardeşim. Aragaz. Her friki, of, gol yapan tek program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Şu an stüdyoda kim var? Abi, büyük başkan geldi. Hanımlar beyler, Türk futbolunun zirvedeki ismi. Büyük başkan. Sen Thunderbolt stüdyomuza teşrif ettiler. Başkanım, hoş geldiniz. Sefa geldiniz büyük başkanım. Evet, geldim. Ama nasıl geldim? Nasıl geldiniz başkanım? Dolmuşa bindim geldim. Ya dolmuşu severim ben. Bak, dikine bir araç. Aferin. Yani bütün dolmuşları size de alacağım bu sene. Başkanım, siz Şoförler Federasyonu'na bağlı kim varsa size de alsanız yine stat dolmayacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum ya. Başkanım, bir şey soracağım. Sizin stada taraftar gelmiyormuş. Niye? Soruyorum. Ben soruyorum Pascal. Geliyoruz, evde yoktunuz diyorlar. Yani ya beni yiyorlar bunlar ya da bunlara küstüler Kadir. Peki çok sertsiniz. Yani biraz da kitabın orta yerinden konuşuyorsunuz. Acaba taraftar size küsmüş olabilir mi? Ya niye küsüyorlar kardeşim yani? Yani transferse transfer yaptık. Kim yaptınız başkanım? Ya Kayer'i aldım. Kötü mü yani? Sürpriz yaptım. Slim fit gömleği yolladım. Memur takım elbisesi giyen avukatı aldım yani. Peki büyük başkanım, Lens'i aldınız. Onu da söyleyin. Ya o da bir yanlışlık oldu aslında ya. Nasıl yanlışlık? Ya ben arkadaşları gözlükçüye yolladım. Bana yeşil lens alın diye. Gitmişler, bunu transfer etmişler. Yeşil lens bulamadık başkanım. Esmer lens olur mu dediler. Alınmış alınmıştır dedim yani. Başkanım, Galatasaray çıkışta. Ne diyorsun? Rikering efendi diyorum. Rikering efendi değil başkanım. Rikering bey. Rikering bey meğerse beymiş Kadir. Ya adam Hollandalı dediler ama adam Arap atı gibi sonradan açıldı ya. Muslera'yı doktora götüreceğim ben. Niye başkanım? Ya kedi yutmuş o çocuk ya. Lan geçen gün bir restoranda denk geldik. Karısıyla yemek yiyordu. Yan masadan tuzluğu istedi. Uzattılar, ona bile uçtu ya. Dört masa ötedeki tuzluğu çift yumrukla uzaklaştırdı. Yani yok böyle bir şey. Keşke ben alsaydım Muslera'yı ya. Büyük başkanım, Beşiktaş Gomez'i arıyor mu sizce? Beşiktaş bence Gomez'i değil, Metin Ali Feyyaz'ı arıyor. Yani onların yeri bir türlü dolmadı Kadir. Yaşın olunca ona ne diyorsunuz? Ya şimdi Şenol, bak Pascal, Şenol kırmızı pantolon giyerek çıktığı bütün maçları kazandı. Bak mesela bakıyorum, lacivert takım giyince puan kaybediyor. Yani Şenol hep kırmızı pantolon giysin. Üstüne de böyle blazer, bak çok güzel olur ha. Başkanım, Vodafone Arena'da bütün merdivenler buştu. Dikkat ettiniz mi? Ya Pascal, ne yapıyorsun ya? Ulan alçaklar lan köyler, ulan satılmış köpekler, ulan kudurmuş idonalar, ulan uyuz eşekler, ulan... Tazmanya canavları. Ulan şerefsizlik yapmayın. İktidarsız kertenkeleler lan. Ya Pascal, bitmez bu program. Azdırdın adam. Hadi yarın pazartesi kaldığımız yerden devam edelim. Şerefsiz paşa pasajı. Hadi başlayacaksın ya. Pascal, Oman, Kadir, çok değil.
değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.